أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد الصلاة şey yok değil mi? Burada tahta. Yok abi. Mahçak mı geldi abi? Yok. Başka çizmek göstermemiş. Yok. Tamam neyse ne kadar tarif edebilirsem o kadar. Benim evde var. Yarın getirebilirim işte. Yok. Şimdi geçti. Ben bir ders yapacağım şimdi. Ders farklı bir ders. Abi şey soğuk değil mi? He? Şey soğuk. Yok soğuk değil. Şimdi onu koy şeye. Farklı ders yapacağım. Bakayım ne kadar istifade edersek o kadar kar. Ama farklı bir düzeye çıkaracak inşallah. Çünkü alışmamız lazım böyle klasik derslerin dışında. Risale-i Nur'daki o ince manaları fark etmek adına zıt zıtına zemindir. Mevzunun konusu bu. Zıt, zıddının zeminidir. Bir de yani ne kadara ne kadar uygun onu ölçüyorum, tartıp da söylemeye çalışıyorum. Yani kendi tetebuatımı, şeyimi her yerde demek doğru olmuyor. Aslında zıt zıt bir hakikatin iki zıt bir hakikatin değişik zuhuratlarıdır. Yani ondan sonra gireceğim buraya. Mesela benim su ne oldu? Heh, ver onu. Onu çünkü misal vereceğim oradan. Barla. Dedim ki, bir esmada nihayetsiz mertebe var. Her bir esmada. Bu çok işinize yarayacak. 29. sözü, o incelemizde bir nokta var ya, oradan topladım. Hatırladınız mı orayı? Buzun zararına maye olur, su olur. Su zararına incimat eder, donar. Hatırladınız değil mi? Bak, esmanın nihayetsiz bir mertebesi var. Bu mertebe şöyle zannediliyor sırf. Güzel, biraz da güzel, biraz daha güzel, biraz da güzel. Bu tarafı da var. Ama esas bu değil. Mesela şöyle diyeyim. Cemil ismi. Kainatın güzelliği. Çocuğun güzelliği. Çiçeğin güzelliği. Hep böyle anlarız Esma'nın mertebesini. Öyle mi abi? Evet, ama aslı öyle değil. Bak. Esma mertebesinden bahsediyorum. Şuraya bakın. Ne kadar, ne alakası var bak şimdi o yoruma. Buz. Buz. Aynı esma, değişik formatta tecelli etti. Su. Esmanın bir mertebesi. Buz. Aynı esmanın bir mertebesi de su. Ahmet sen şeysin, sen bu tarafa geç. Sen çünkü bu buradan geç, buradan geç, buradan geç. Şu klimanın yanında oturma diye. Buz. Su. Aynı esma. H2O. Bak daha güzel, daha güzel değil. Hiç alakası yok gibi. Su. H2O. Hidrojen, oksijen. Buzla ne alakası var? H2O. Enerji,
Komünistler buraya kadar gelmiş. Komünistler nereye kadar gelmiş biliyor musun? Bak, buz, su, H2O, elektron, kuantum, enerji. Oraya kadar hissetmişler. Kainatı müstevli olan, kuşatan, her tarafı kuşatan enerjidir. Biz daha ileri gidelim, onları orada bırakalım. Enerjinin aslı esir. Daha aslı maddi hayat. Yani ben ana şeyleri çiziyorum. Yoksa nihayetsiz mertebe var. Şimdi girsem ben belki... Enerjiden sonra atom gelmiyor mu abi? Yok canım. Atomdan sonra daha latif. Atom burada ya. Mesela buz, su, H2O, tamam mı? Ondan sonra atom, kuantum, kuark, nötronlar, ondan sonra enerji, esir, maddi hayat, sonra Nur-u Muhammed'i, sonra Esma, Şunat. Esma, sıfat, Şunat. Aynı yerdeyiz, dikkat ettiniz mi? Aynı yerdeyiz. Aynı yerde. Hepsi saydım burada. Aynı yerde ama hiçbirisi birbirine karışmıyor. Aralarındaki mesafe de nihayetsizdir. Nihayetsiz mesafe var. Nihayetsiz mesafe ama nihayetsiz yakın. O onun hakikatini oluşturuyor ama ondan o mahiyet itibariyle nihayetsiz uzaktır. Bak bir misal vereyim, bildiğiniz misalle. Odunu yakın. Odunu yakın. Çıkan bakın renge. Ben bunu felsefe yapmıyorum ha. 29. sözden okuyup şey yapıyorum ha. Bazıları öyle der ya, felsefe. Ne felsefesi? Okuyacağım zaten. Önerme yapıyorum size. Odunu yakın. Odun neredeydi? 25. sözde eşecerül ahtar diyor ustad. Odun, saki, içi karanlık, ağırlığı olan, hakikati, mahiyeti belli olan, mayen olan, belli yerde olan. Tamam mı? Yakın, mayenken, belliyken, belli bir yerdeyken hiçbir yerde değil. Kilosu varken çıkan itibariyle kilosu yok. Odunun düşmanı ateşken içeride ateşi barındırmış. Zıt zıtını cem etmiş. İçerideki nur aydınlatırken aynı yerde örten var. Karanlık. Aynı yerde örten var. Farkında mısınız? Belki şey yapmamışım diye şey yapıyorum. Bakıyorum telefonuma. Şimdi duman örten değil midir? Kapatır burada odunu yaksanız göz gözü görmez. Ama onun içinde aydınlatan da var. Zıt zıtını cem etmiş. Nerededirler? Odundadırlar. Hakikatları nihayetsiz uzak. Hakikatları nihayetsiz uzak. Nur, zulmet. Nur, zulmet. Örten, açığa çıkaran. Bunlara hakikat denilir. Hakikati nihayetsiz olan. Ama kaynak itibariyle ikisi aynı yerde olması mahiyeti bir. Odundan. Aynı yerde. Odun esma düşünün. Odun esma düşünün. Esmada nihayetsiz mertebe var anlatmaya çalışıyorum. Odun diyelim ki o esmadır uzunlamasına. Yukarıdan aşağı tecelli eden esma. Bakın o esmadaki mertebe... Mertebe odundaki meratiplerden bahsediyorum. Bir nur, birisi nar. Odunun düşmanı olan ateş, odunu meydana getirmiş. Ateş, ateşin düşmanı olur mu? Olmaz. Odun dediğim şey ateştir ama odundur. Ama ateşin düşmanıdır, ateşten uzak tutulmalıdır. İki, duman örter, nur açığa çıkarır. İkisi, hakikat itibariyle nihayetsiz uzaktır. Ama mahiyet itibariyle aynıdır.
mahiyet, kaynak itibariyle odun diyoruz. Mahiyeti odun. Şimdi, güneşi ne yapmış Cenab-ı Hak? Güneşi odun yapmış. Çünkü yaktığınız zaman güneş çıkıyor, küçük güneş. Güneşin nümenesi. İlle güneşe ayna, ayna değil, odun da ayna. Sonra güneşte yakıcı var. Güneş yaktı gitti, depolayamıyoruz. Şimdi beşer güneşin enerjisini depolayamıyor. Ama güneş Allah depoluyor. Ne yapıyor? Oduna depoluyor. Kışın onu yakıyorsunuz, taşıyorsunuz. Sen istediğin zaman güneşi dolduramazsın ama istediğin zaman küçük güneşi ortaya çıkarabilirsin. Odun. Küçük güneş. Odun olarak saklamış. Biz de öyleyiz. Bak. Esma'nın aynen böyle bir odun gibiyiz bak. Böyle zıtlar aynayız. İlle Esma'nın mertebesi demek aynı mananın güzelin güzelsi değil. Yani zulmet, nur, hayat, mevt, tamam, cehalet, ademi vücut, vücut, yokluk, yokluk, bizim bildiğimiz yokluk değil. Atom seviyesine gelmemiş, atoma dönüşmemiş, sire dönüşmemiş, vücud halicisi olmayıp, vücud-i ilmisi olan bir varlık, o da bir varlık. Niçin bu var? Çünkü varlığın ifade edilmesi bir zemin lazım. Adem demek, varlığın ifade edildiği zemin demektir. Yani sinema perdesi olmasa film nerede izah edilecek? O perdeye Adem. O gözükene de vücut denilir. Bu malzemelerden sonra şimdi dinleyin. Şeyhettin abi dedi ki Esma'dan bir şey yok dedi. Daha güzel yok dedi. O da o ayrıdır dedi. Ama öte demedin ki Esma'dan mertebeler var dedi. Ha işte bak şimdi Esma'da mertebeler daha yok diye sırf o yok demek ki dedim. Mesela daha güzel bu mertebesi var. Buna has kılmayın Esma'nın mertebesini. Başka bir mertebe de var Esma'da. Nedir o? Zıt zıttını göstermiş mesela. Buz dedik. Kesif. Su daha latif. H2O daha latif. Gittikçe hiç alakası yok. Daha güzel, daha güzel değil. Daha latif, daha latif değil. Hakikatleri farklı. Hakikat mertebesi de var demek istedim. O mertebe de var, o mertebe de var. Yani siz beyninizi, aklınızı, tefekkürünüzü, Esma'nın efendim güzellik mertebesi, hayat mertebesi, ne bileyim, çekirdekteki hayat var, ukde-i hayatiye. Bitkideki hayat var, daha açığa çıkmış. Hayvandaki hayat daha keyfiyetli. Efendim ruhaniyelerde var. Ondan sonra cinlerin var, meleklerin var, en cami insan. Bak hayatın meratibi. Sırf aklımız böyle aynı hakikatin mertebeleri olarak da düşünmeyin. Esma'nın başka bir boyut makamı da var, mertebesi de var. Zıtlar, buz, H2O. O da Esma'nın mertebesi. Esma'da öyle mertebeler var ki birbirine ayna olsun diye zıtlar var. Mesela bu kainat Allah neyle yaptı? Hangi malzemeyle yaptı? Hayatla yaptı. Hayat. Taşı toprağı hayatla yapılır mı? Evet. Taş ve toprak, camit şeyler hayattan yapılmış. Nerede söylüyor? 335 lemalar. Bu kainatı bizim ifadeyle yapalım. Bu kainatı bir mikser, yani meyveyi çıkart, meyveden su çıkaran bir makineye koy. Allah'ın dışında kainat kastediğim şu. Arş-ı azam, arş, kürs, lef-i mahfuz, daire-i ilim, daire-i hayat, alem erva, alem misal, alem mana, cennet, cehennem, kürs, lef-i mahfuz, ispat. Yani Allah'ın dışında her şey. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, insan, domuz, kopar, hepsi. Hepsini koy makineye. Özünü al. Özünü al. Ne çıkar? Hayat. Toprağın da özü hayattır. Taşın da özü hayattır. Yani Allah taşı toprağı da hayattan yapmış. Yani en azından hayatın bir faali, hayatın bir sıfatı olan hareket elektronlardır.
Yani taşın arka tarafı, taşın, cansızın arka tarafı canlıdır. Bak, buz, hayat var, yok. Ölmüş. Su, bir gram suda, bir damla ustadımız diyor ki, bir damla suda 1 milyon canlı var diyor. E ne oldu? Buzda yok. Buzda var ama o keyfiyeti değiştirmiş, başka şekilde var. Mesela taş toprakta nasıl başka şey var? Taş toprak dediğimiz şey, arkası nedir? Atomdur. Atom nedir? Elektrondur. Elektron nedir? Enerjidir. Enerji nedir? Esirdir. Esir nedir? Maddi hayattır. Maddi hayat nedir? Nur-u Muhammedidir. Nur-u Muhammedi nedir? Esmadır. Esma nedir? Sıfattır. Sıfat nedir? Şunattır yani. Arka tarafı latiftir. En kesifi yani. Bize perde olmuş ya işte. Perde kardeş, bunları aşmak lazım. Böyle zahire takılmamak lazım. İşte kamil insan nedir? Ondan sonra giriyor. Kamil insan, bak, kamil insan ilim sahibi olan insan değildir. O eğer ilmi ruhunda bu anlattığım şey olursa arif olur. Yoksa bilgili olur, malumatlı olur. Bak, kamil insan şudur. Esma'nın farklı mertebesini fark edip, farka gelip Furkan olan ve her farklı mertebeden bakıp hiçbir mertebeye mahkum olamayan, olmayan bir insandır. Her farklı mertebeden, yani her farklı insandan, her farklı cemaatten, her farklı meşrepten, her farklı hissiyattan bakabilen ama hiçbir meşrep, hiçbir cemaata mahkum olmayacak bir seviyede olandır. Mesela bunların en camisi peygamberlerdir. Sonra asıl imamlarıdır. Asıl imamlar hiçbir mezhebe tabi değildir, mecbur değildir. Kamil bir nurcu, her meşrep nur meşrebinden bakabilen, onları aleminde hissedebilen, fikredip, mahsedip, zevk edebilen, onların haletiyle hallenip ama hiçbir hala, hiçbir isyata, hiçbir meşrebe mahkum olmayan, eylem itibariyle, düşünce itibariyle kuşatan insandır. Sarı nuru yaşayan olacak onlar. Evet. Lazcası o. De bu kadar ne uzatıyorsun? Nurcu desene diyeceksin. Umumunda şuzuz etmiş. Umumdan şuzuz etmiş. Eksiklikler, noksanlıklar, çirkinlikler umum sistemin işlemesinin geçit yerleridir. Bak. Zıt. Mesela sihat var, hastalık koymuş. Sinirsel hastalıklar var, buhran var, bunalım var, depresyon var, içeride maske. Ondan sonra birbirine çatışan duygular var, hisler var, birbirine çatışan fikirler var. Tamam? Birbirine çatışan hisler var. Mesela anamdır, başka bir kadındır, tamam mı? Böyle huzurludur, neşelidir, buhran geçiriyordur. Dışarıya çık. Karanlıktır, aydınlıktır, canlıdır, cansızdır. Tamam mı? Birbirine saldıranlar var. Birbirini yok eden var. Mikrop var. Efendim, bakteriler var. Güzel mikroplar var. Müslüman cinler var, kafir cinler var. Şeytan var, melek var. Erbağ aliye var, erbağ habise var. Hastalığa vesile olan erbağ habise var. Sihata vesile olan erbağ aliyeler var. Tamam? Bunlar nedir? Bunlar niçin var? Şöyle düşünün. İyilik. İyiliğin yanında iyilik olur. İyilik, 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 iyilik. O zaman kainat böyle donuk olur. İyilik, 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 iyilik. Ve her şey donuk olur, sabit olur. Hareket olmaz. Ana baba, kadın erkek, doğru yanlış, doğrunun mertebesi, fikrin meratipleri olmaz. Çünkü donuk olur hayat. O zaman hayatı donukluktan çıkaran, işlerini zıtların müdahalesiyledir. Doğruların, güzelliklerin arasına zıtları koyarsanız doğrular birbirine geçmesine zemin olur. Doğruyu buraya getirirsen doğru doğruya geçemez. Artı artı. İter.
kutup başlarını tutun. Artı artı tersine çık 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 çık. Ama artı eksi olursa ceyran akar. Atmaya vesiledir. Mesela meleklerin ilhamı artıdır, şeytanın vesvesesi negatiftir. Şimdi nefis şeytan eksi kutuptur. Melaike ilham vahiy artı kutuptur. İnsan bütünleşir. Ceyran tamamlanır. Akım olmaz. O zaman ampul yanar. Kafa ampuldür. Ampul budur. Eğer eksi kabul etmesiniz elektrik atmaz kardeşim kainatta. Hastalık yok, sihat var hep. Sihatın mertebesi olmaz. Çok iyiyim elhamdülillah. İyiyim elhamdülillah. Çok 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 iyiyim. Mertebe olmaz. Bir şeyi mertebelendiren içerisine zıtların müdahalesiyledir. O zaman zıtların müdahalesi demek güzellikler arasındaki ara formattır. Yani güzelliklerin ifade edildiği zemindir. Yani biz tarlada bitki ekeceğiz. Tarla nerede? Yok. Nereye gideceksin? Sinema göstereceğiz. Ekran yok. Nerede göstereceğiz? İşte tarla, ekran, zemindir. Güzelliklerin ifade edildiği zemindir. O zaman negatiflikler, hastalıklar, musibetler, hayırların, sihatların ifade edildiği, ekildiği zemindir. Ve güzellikler arasında geçidi sağlayan sıvıdır. Mesela aküde kalıplar var yani. Böyle kutupları meydana getiriyor. Ama arada sıvı var. Pillerde de öyle. Sıvılar var yani. O zaman o sıvıların olması birbirine iletişim sağlamak içindir. Yoksa kainat hareket edemez ve donuk olurdu. Kainatı donukluktan çıkaran, yani her şey iyi. Hiçbir kötülük yok, hiçbir negatiflik yok, hastalık yok. İnsan donuk olur. Kainat da donuk olur. Zıt yok. Yaş yok. Ana baba olmaz. Mesela büyük küçük olmaz. Hiç kimse doğmaz, doğurmaz. Zıtların, zıtla, tamamen zıttan arınmış olan Allah'tır. Zatıdır. Yani Allah'ın kudreti niye nihayetsizdir? Niye nihayetsizdir? Allah'ın kudretinin içine zıttı olan acizlik müdahale olmadığı için. Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? İlim. Çünkü cehalet girmemiş içine. Bizim derece derecedir, hepimizin ilmi derece. Çünkü cehaletimiz nispetinde ilim gözüküyor. O zaman cehalet ilmin ifade edildiği zemindir, varlıktır. 59. sayfada ne diyor biliyor musun mektubatta? Dedim ya bugünkü ders biraz kafa şey böyle standart bak. 59. sayfada ne diyor bak. Çok garibinize gidecek. Mektubat. Bak bu noktada bakın. Yani varlığın ifade edildiği zemin. Ama varlık orada ifade edildiği için biz varlığı görüyoruz. Onu ifade eden zemin Adem denilen vücudu göremiyoruz. Ama o Adem vücudu varlığı meydana getiren esma seviyesinde değil. Buzu meydana getiren esmanın mertebesi bunun aslı olan H2O'yu meydana getiren esmanın mertebesi farklıdır. Bak bu noktada bakın. Cenab-ı Hak öyle bir kadir-i mutlaktır ki şimdi bu mektubat nasıl anlayacaksınız bak 59 bak Cenab-ı Hak Cenub Yön Hak tarafı olan Allah Hak ismidir, ismi azamdır. Her şeyde kullanılır Cenab-ı Hak diye. Hak ismi azamdır, her şey hakkını veren. Ferdun kayyumun hakemun hak. Hak olduğu için hakem olarak ifade ediyor kendisini. Cenab-ı Hak öyle bir kadir-i mutlaktır ki, bak kadir, kadir, kudreti anlatacak. Nasıl bir Allah'tır? He ustadım, bak Hasan, Cenab-ı Hak, hak olan Allah, öyle bir kadirdir ki, kudret sahibidir ki, kadir-i mutlaktır ki, nasıldır Allah, ustadım? Adem ve vücut, kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibi. Adem ve vücut, Adem, yokluk menzil diyor, yer. Allah öyle kudret sahibidir ki yokluğa bile, yok olanın bile vücudu var yani Allah'ın kudretinde. Bizde ifade edilmemiş. Yani bizde buz var.
H2 yok. Biz H2 yok. Ne içtin kardeşim? Kardeşim ben esir içiyorum. Ben enerji içiyorum. Ben H2O içiyorum. Yok, su içiyorum diyoruz. Ama bunu yaparken bunlar zaten var içinde. Allah'ın kudreti öyle bir kudret sahibidir ki Allah, Adem ve vücut kudretine ve iradesine iki menzil gibi. Menzil, yer, burası Adem, burası vücut. Kudretinin içinde, yani odun düşünün, duman, nur. Hayatı düşünün, taş, hayattan yaratılmış taş, ölüyü, ölü hayattan çıkmıştır. Yuhyi ve yumit. Ölüden diri, diriden ölüyü çıkartıyor. Bak, hayattan yaratmıştır, ölüyü de, diriyi de. Öyle bir kadir-i mutlaktır ki, ustad nasıldır Allah kadir-i mutlak? Adem, hiçlik ve vücut kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibidir. Adem kudretine aynı adır. Vücut ise kudretin değil, iradesine aynı adır. Çünkü vücut Adem'de ifade edildi. Bak ustad sıralama yapıyor. Adem ve vücut, Adem ve vücut kudretine ve iradesine. Ve Adem'in zıttı kudrettir, vücudun zıttı iradedir. İradeyle tercih edilmiş, tahsis edilmiş. İradesiyle tercih edilmiş, ilmiyle tahsis edilmiş. Kudretle halk edilmiş. Vücut Adem'den çıkandır. Adem'den çıkandır. Adem'den çıkın, vücut sağma çıkın dedi Allah. Çıkarttı. Adem'den çıkın demek Adem'de var. Yani mimarın kafasındaki proje Adem'i vücuttur. Eğer bina olursa vücut hariciye çıkar. O zaman vücut nedir? Adem'i vücut nedir? Eğer bir projeye kudret ona taluk ederse mahluk olur, vücut olur. Eğer o projeye kudret taluk etmese ilmi vücut olur, Adem'dir. Adem'dir. Yani Adem'i mutlak değil, hiçlik değil. Varlığın zıttı. Var değil. Ama hiçli mutlak, hiçli mutlak da değil. Yani mutlak yokluk değil. Vücudu ilmidir. Vücudu harici değildir. Gayet kolay bir surette, gayet kolay bir surette oraya gönderir. Nereye gönderir? Adem'e gönderir. Oradan da getirir vücut. Adem gönderilen yer, vücut getirilen yer. İki menzil. Unutmayın ya bak. Aynı sıra gidiyor. Adem, vücut, kudret, irade gönderir, getirir. Tırırt. İsterse bir günde, isterse bir anda oradan çevirir. Hem Adem-i mutlak zaten yoktur. Adem-i mutlak zaten yoktur. Adem-i mutlak Allah'ın zıttıdır. Allah'ın zıttı yok ki. Adem-i mutlak mutlak vücudun zıttıdır. Mutlak vücut Allah'tır. O zaman Adem-i mutlak yoktur. Allah'ın zıttı yok. Allah'ın zıttı yoksa Allah'ın içine zıt girmemiş. Allah'ın içine zıt girmeyince Allah mertebe değildir. Mertebesi olmayınca başı yoktur. Başı olmayınca doğuran olmaz. Başı yok ki başlamış olsun. Başlayanın başlatanı olur. Başlamadığı için başlatanı yok. O zaman doğmamış. Doğmamış da zaten doğurmaz da. Ancak halk eder. Bir şey zıttı olursa mertebe olur. Zıt girmezse başı olmaz. Başı olmayınca başlatanı yoktur. Mesela şöyle bu nasıl anlarız? Suyu kim ıslattı kardeşim? Hani başlatan var mı ıslaklığını? Yok. Kardeşim suyu ne yaptın sen? Vallahi suyu ıslattım. Neyle? Suyla. Su kim ıslattı sorulamaz. Çünkü ıslaklı zatidir. Hariçten alınan bir sıfat değildir. Gözümüzün önünde. Ya nasıl olur ya yapılmadan var olan? Su? Güneş ışısını nereden alıyor? Başka güneşten almıyor. Mesela
sıcaklığın ve ışın kaynağı var. Soğuğun ve karanlığın kaynağı var mı? Kardeşim ne oldu? Aydınlandı abi. Niye? Güneş doğdu. Hava çok sıcak abi. Niye? Güneş. Peki tersini söylüyorum. Hava çok soğuk. Niye? Soğuk güneşi doğdu. Soğuğu yayan bir alet var mı? Yok. Soğuğu anlatmak için ancak güneşe ihtiyacınız var. Güneş yok da soğuktur. Abi hava aydınlandı. Niye? Veya hava karardı. Yani güneş gitti de karanlık bir kütle geldi o yaydı. Karanlığın kaynağı yoktur. Soğuk kaynağı da yoktur. Suyu ıslatan kaynak da yoktur. Gözümüzün önünde bunlar. Su dişi midir, erkek midir? Hava da öyle. Taş da öyle. Acayip bir şey ya. Ha, buradaydık. Biliyorum, zorlanıyorsunuz. Pat diye olmaz bunlar. Düşüne düşüne, geri geri ala ala, bunları dinleye dinleye, not ala ala çalışacaksınız. Bak, bu defter komple, 11. defter bu. Bununla çalış, bu. Size bir paragraf da okuyacağım, güya daha mukaddeme yapıyor. Bir risaleden bak. Hem adem-i mutlak zaten yoktur. Çünkü niye? Bir ilm-i muhit var. Yani Allah var. O zaman adem-i mutlak nereden çıkarıyorsun Allah'ın zıttı? Burada söylüyor kardeşim. Niye yok adem-i mutlak? Çünkü bir ilm-i muhit var. İlm-i muhit Allah'tır. Allah'ın zıttı olan adem-i mutlak yok ki. Adem başkadır, adem-i mutlak başkadır. Sakın ha. Adem başka, adem-i mutlak başka. Adem var, adem-i mutlak yok. Hem daire-i ilmi ilahinin harici yok ki bir şey ona atılsın. Aa burası yokluktur. Diyebiliyorsan, aa burası diyebiliyorsan, gösteriliyorsa ve yok dediğin yer, mekan ispat ediliyorsa vardır. Çünkü var olan ispatı olur. Var olanın alameti olur. Ne oldu kardeşim? Balık kokusu var. Ya görmediğime nasıl inanıyorsun? Vallahi koku geliyor ama inanma, boşver, balık yoktur. Nasıl inkar edeceksin şimdi? Ya varlığın bir alameti olur, iz düşümü olur, sesi olur, kokusu olur, sesi olur, rengi olur, sıfatı olur. Sıfatı gördükten sonra mevsufu olan, kaynağı olan inkar edebilir misin? Balık kokusu var, fakat balık yok. Niye görmüyoruz? O da görüyorsun, neyle? Burunla görüyorsun. Kulakla gördüğünü gözle gözükür mü? Radyo dalgalarını kulakla görüyorsun. Televizyon dalgalarını gözle görüyorsun. Yemeğin tadını dilinle görüyorsun. Kardeş, görme aletleri farklıdır. Sert mi, yumuşak mı gözle anlayamazsın. Anlar mısın sert mi, yumuşak? Yok ya, fena değil. İşte. Ne kadar vallahi pamuktan daha biraz da sert. Bak her şeyin gözü ayrıdır. Bu adam nasıl? Vallahi sarmadı ya. Gözleri sarmadı bana. Bu adam... Veya... Bunu evleniyor musun? Vallahi hocam her şey tamam ama... Elektrik alamadım. Lan ne dedi? Keban elektriğinden tak kardeşim. Abi o elektrikten bahsetmiyorum. Lan kardeşim elektrik dedim o. Abi yani görüş... Zaten bazı kişiler var. Ne oldu dedim, görüştünüz mü? Evlendi, hani niyetiniz nasıl? Abi her şeyimiz tamam ama elektrik alamadım. Lan kabloyu mu alamadın? Yok abi ya. Temassız diyorum. Ya piliniz mi yoktu? Yok abi dedi ya, ne bileyim ya, ısınamadım. Ya nasıl bir şey bilmiyor. Başka bir göz o. İtiyor. Çekiyor. İnsanoğlu tuhaf ya. Bu anlattıklarımız ahirette göreceğiz, yaşayacağız biliyor musun? Demek ki arkadaşlar Allah yoktur. İspat edildiği anda Allah'ın ispatı oluyor. Çünkü ispat varlığın sıfatlarıdır. Aa burası yoktur. Ahiret yoktur çünkü nasıl ispat? Çünkü yokluğun vücudu yok ki sıfatı olsun, ispatı olsun. Ancak kabullenişte var. Ya yani yoktur o kadar. Aa burası yoktur. Öyle nereye gitti? Hiçliğe gitti. Ha, bir şey bir yere gidebildi demek ki. Eğer o hiçlik olsa, mutlak yokluk olsa, o giden gidemezdi oraya. Siz buraya geldiğinize göre bu bina var. Bu bina yoksa yok olan binaya gelemezsiniz. Bir şey bir yere gidebiliyorsa o şey var ki, o şey var ki o şey oraya gidebiliyor. Daire-i ilim içinde bulunan Adem ise, bu çok önemli,
daire-i ilim içine var ya, bir harita yapmışız, sitede var. Daire-i hayat, daire-i ilim, sonra arş, sonra lef-i mahfuz, sonra arş-ı azam. Bazılar işte, nereden çıkarıyorsun kardeş? Daire-i ilim içinde bulunan Adem ise, daire-i ilim içinde Adem var. Varlık var. Yani bakın ilmin mertebesine bakın. Daire-i ilim içinde vücut da var, Adem de var. Bak, daire-i ilim içinde bulunan Adem ise, Adem-i haricidir. Vücud-i ilme perde olmuş bir unvandır. Adem'in, daire-i ilim içindeki Adem nedir? Adem-i haricidir. Yani atom, esir, keyfiyetine gelmemiş. Yani havada hidrojen oksijen var. Su seviyesine gelmemiş. Klimayı açtınız, depoya su doldu. Yani havadaki oksijen hidrojeni aldı, ne mi? Suya dönüştürdü. Buna vücut de. Ama suya dönüşmemiş Adem'i olan, buna göre Adem, havadaki hidrojen oksijen su diyemezsiniz. Suyu meydana getiriyor. Ama daha su değil. Ha, daire-i ilim içindeki Adem ise Adem-i haricidir. Vücud-i ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani esir ve atom keyfiyetine gelmemiş ama o da bir varlık mertebesidir. Esma'nın bir varlık mertebesidir. İlmin olduğu yer varlıktı değil mi? Tabii. Yani bak, Roma'ya şey yok. İlmi muhit diyor ya. İlmi muhit. Tabii her tarafı kaplamış. O zaman yokluk yok. Yoktur. Burası kaplamamış mı ilmi muhit? Kudreti mutlaka kaplamamış mı? O zaman ilim her tarafı kaplamışsa, ilmin içinde olan her şey her yerde var. Onun için cennet de var burada, cehennem de var. Cenneti meydana getiren esma burada yok mu? Cehennemi meydana getiren esma burada yok mu? Cennet de var, burada da cehennem var. Nasıl var kardeşim cennet, cehennem? Burada kardeşim su var, buz var, elektron var, proton var, nötron var, esir var, enerji var, Nur-u Muhammed'i var, maddi hayat var, esma var, sıfat var, şunat var, yok mu bu buzda? Hepsi buradadır. Aynı yerdedir, nihayetsiz mertebe var. Koy içine içki abi, alsana cehennem. Aa işte yani, veya işte cehennem şu, cehennem şu. Elektron, elektron var ya, o elektronun içine elektronun içine aynı cins girsin, yakar. Artı artıyı. Küfür küfür ya. Onun için cehennem yakıyor. O cinsten. Günah cehennem cinsindendir. Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Hatta bu mevcudat ilmiyeye bazı ehli tahkik ayanı sabite tabir etmişler. Muhiddin Arabi bu mevcudat ilmiyeye ayanı sabite tabir etmişler. Şimdi ne anladınızsa artık ne yapayım? Artık kendimi yırtıyorum. Hissettiğimi şey yapayım ama tefekkür de elde edeceksiniz. Ne anladınızsa. Demek ki hep hayır, 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 hayır olsa hep donuk olur. Hiçbir hareket olmaz. Yani tebeddül olmaz, terakki olmaz. Böyle hakikatin farklı mertebeleri fark edilemez. Mutlak vücut olur ki Allah gibi haşa olmaz. O zaman doğruların, mertebelerin arasına zıtları koymuş ki geçit olsun. O zaman hastalıklar iki sıhhat arasındaki ara boşluğudur. Yani deftere yazı yazıyorum. Yazının gözükebilmesi için harfler arasında boşluk olması lazım. O zaman bu yazı ne kadar mühimse yazıyı gösteren yazının arasındaki boşluk yazı kadar kıymetlidir. Sipsiyah kağıda siyah kalemle yazsam yazı gözükmez. Bir daha söylüyorum. Yazıyı gösteren sayfa, yazı ne kadar kıymetliyse harf, yazıyı gösteren yazı arasındaki boşluklar da yazı kadar kıymetlidir. İşte Adem, Adem ara boşluklarıdır. Hastalıklar ara boşluklarıdır.
Olumsuzluklar ara boşluklarıdır. Yazının ifade edilmesi için. Eğer ara boşluğu yok, yazı yazında göreyim hadi. Hayat donuk olur. Yoksa kainat hareket edemez ve donuk olurdu. Kainatın değişim ve dönüşümüne sebebiyet veren geçiş hareketi, geçiş hareket sahalarıdır, zıtlar. Bak bir daha okuyorum. Kainatın değişimine, dönüşümüne sebebiyet veren geçiş hareket sahalarıdır, zıtlar. Bir halden bir hale, bir tecelliden diğer tecelliye dönüşebilme, geçebilmesinin zemini ve yollarıdır zıtlar. Zıtların olmaması kainat donuk olmasını, donuk olmasını gerektirir. Küçük, büyük, kadın, erkek, siyah, beyaz, soğuk, sıcak, ölüm, mevt ve hayat, canlı, cansız. Yani varlığı değişim dönüşümüne, terakkisine ve farklı hakikatların fark edilişine sebeptir. Kaldırdığın anda zıtları çıkarırsan kainat donuk olur. Hiç kimse kıpırdayamaz. Baba babadır. Doğma olmaz, doğurma da olmaz. İnsanın nefsi kaldırdı. Kaldı böyle. Yani böyle insan da bitti. Bir hakikatin, bir sistemin, bir hareketin, bir tecellinin başka şekle dönüşüp mana mertebelerinde nispi hakikatlarla nihayetsizliğe vesile olan zıtların varlığıdır. Bir daha okuyorum. Bir hakikatin, bir sistemin, bir hareketin, bir tecellinin başka şekle dönüşüp mana mertebelerinde nispi hakikatlarla nihayetsizliğe vesile olan zıtların varlığıdır. Yani sabit hakikat olsa nispi hakikat nihayetsizdir. Mesela bu nedir? Ne, niçin buna söyle, buna göre söyledim, buna göre söyledim, buna göre söyledim, buna göre karıştırırsan, yani bir şeyi her şeyle kıyas edersiniz. Bu nedir? O camdır, bu şeydir. O nedir? Perdedir, bu şeydir. O kameradır, bu nedir? O çek yattı, bilmem nedir. Tamam mı? Yani nispi. Mesela siyah beyazla nihayetsiz ton yaparsınız. Siyah beyaz renkle nihayetsiz ton yaparsınız. Biraz da karıştır, biraz da arttır, biraz da arttır. Onun için dünyada kaç renk var? 7 tane renk var temel. Güneşten 7 tane renk gelir. Ama ton olarak nihayetsizdir. Yani bir yeşilin mertebesini düşünün. Bilgisayarda benim hatırladığım kadarıyla bir bilgisayar uzmanına, yazılımcıya sordum. Ne kadar ton yapılabiliyor şu anda? Hocam dedi 28 milyon ton yapılabiliyor şu anda bilgisayarla renk. O 7 tane renkle. Biraz da kat, biraz da kat, biraz da kat, biraz bundan siyah yaptır, bırak şimdi bunu düşür. Hepsi güneşten mi çıkmalı? Tabi temelde öyle. O zaman inşaat edeceğiz da diyor ki dünyada nispi hakikat, ahirette sabit hakikat olacak. Bu bilgisayar uzmanına göre dünyada kaç tane ton yapılabilmiş 7 renkte? 28 milyon hocam dedi. 28 milyon tonsa dünyadaki nispi hakikat, ahirette sabit hakikatsa cennette en az 28 milyon renk var. Buradaki nispi orada sabittir. Daha şimdilik tabi. En az mı oluyor? En az tabi. Buradayken çok, oradayken az olur. Tabii yani en onunla başlayacak. Şöyle diyeyim ben. Mesela cennete girdik. Hangi lezzet seviyesine başlayacağız cennette? Dünyadaki en büyük. Hayır, dünyada en büyük lezzet nedir? Mesela diyelim ki cinsellik. Hayır. O bile olmaz. Cennete onunla başlanılmaz. Niye biliyor? Kaç yaşındasın? 21. 21. Doğdun, öldün. Diyelim ki 60. Diyelim ki ben bu sene gittim. Doğdum öldüm 50. 50 senede hayatımda tüm lezzet, pozitif, lezzet, surur, neşe, sevinç, zevk, ne varsa hepsini topla. Koy bunun içine. Karıştır. Ot bir nokta yap. Hayatımda bütün lezzetler, bütün pozitifler, bütün zevkler aldığına, aldığım bütün hepsini topla bir nokta yap. Cesede koysam bir anda onu hissetmeye kalksam ceset ölür. Yanar değil mi?
Yani keban barajındaki elektriği eve bağlasanız ne olur? Kablo tarumar olur. Telefon yapar, yanar gider. 9 voltluk bir telefon şarjına 500 bin volt kebanı direkt bağlasan tarumar olur. Mezhepler onun için ihtiyaç var. Ha, şimdi hayatım boyunca almış olduğum lezzetleri, zevkleri ben bir anda almaya kalksam bu cesetle bu yanar. Ama zamana yayıldığı için iyi. İşte cennetteki zevk seviyemiz hayatımızın tümü. Bütün lezzetleri, bütün pozitifleri topla bir noktaya, cennetin ilk başlangıcı budur. Ve bir an bir ana benzemeyecek cennette. Cehennemdeki ilk başlangıç negatif. Buhran, bunalım, depresyon, moral bozukluğu, can sıkıntısı, elem, keder, tasa, adam intihar ediyor bir derdinden dolayı. Bu hayatının tümünü toplasan bir anda cesedi yükselsen kömür olur. Kömür bile olmaz. İşte cehennemde ilk mertebe bununla başlayacak. Ama ya Rabbi. Amin. Ya, benim de ağzım eğiliyordu öyle. Ahmet şöyle yapıyor. Haberi yok lan. Ya. Cennet böyle başlayacak. Niçin söyledik? Bir cümleyi bir daha okuyayım. Sonundaki cümleyi okuyacağım. Bir hakikatin, bir sistemin, bir hareketin, esmanın, herhangi bir esmanın tecellisi başka başka şekle dönüşüp mana mertebelerinde nisbi hakikatlarla nihayetsizliğe vesile olan zıtların varlığıdır. Çelişki ilişkidir, dönüşümdür, harekettir, kemalatın zemini ve zemberidir. Unutmayın. Çelişki, yani zıt, dönüşümdür, harekettir, kemalatın zeminidir ve kemalatın zemberidir. Cümleyi bir daha okuyorum. Çelişki, ilişkidir. Dönüşümdür, harekettir, kemalatın zemini ve zemberidir. Abi bir sual sorabilir miyim? Sor. Şimdi mesela o zaman günahları mesela nurculuk hayatımıza bir tatbik etsek. Evet. Nasıl olur? Ben? Mesela şimdi nurcu oldun. İnsan şöyle baktığı zaman cibili olan nefsini sever ilk. Elhamdülillah ya. Benim gibi adam var mı ya? Abi diyorlar. Meseleyi de fark et. E günah da işlemiyor. İnsanı şişirir mi? Abi, abi, pşş, abi, pşş, abi, pşş, traktör şamirine hava basıyorsun. Hocam, hocam, falan şişiyor. Bunu nasıl indireceksin? Ha, böyle olduğu zaman kamil, arif insan şöyle yapar. Tabii insanlar bunu yapar. Sevdiği, takdir ettiğini takdir eder tabii, sever tabii. Vicdanı bir şeydir, borçtur. Ama o sevilen adam şöyle yapacak. Tabii nefis bundan lezzet alır mı? Alır tabii. Bak günahları nasıl kullanacağım bak. Biz de tabii o ister istemez lezzet alıyor. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Lezzet alan bu. Lan al lan. Hocam. Hocam. Zevk alan. Evet zevk var. Atamazsın. Hiç kimse takdiri. Ama nefret ediyorum ya takdir etmeyin ya demez. Estağfurullah der ama zevk alır. Hiçbir insan eleştiriden zevk almaz. Kabul eder, doğru söylüyorsun. Ama rahatsız olur. Ki bu. Zevk alan da rahatsız olan da bu. Ama şurada sorun şurada. Ulan sensin lan lezzet alan. Hocam, abi, abi. Diyeceksin ki sen, sensin lan. Bunu nasıl indireceksin? Abi abi şişirdikleri zaman ben ne yapacağım? Ulan ne büyük adamsın dedi bana bu. Hemen diyeceksin ki ulan aşağılık. Hatırlıyor musun? Kimse bilmiyor. Sen o 16-17 yaşında neler yapmıştın? Ne filmler seyretmiştin hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Kimse biliyor mu? Bilmiyor. Peki bu insanlar bilse ne yapar? Onu var. Bak senin bu hayır, gözünü kapa. Hayır var ya bu insanları takdir ediyor. Senin vesile olduğun iyilikler. Ya bu günahını silsin yeter. O zaman günahlar adamı iki büklüm yapar. Adamın kafasını kaldırmıyor. Hemen seni alıp götürdüğü zaman keyif, gurur, neşe, aşağılık. Hatırlıyor musun lan? O günahını telafi etsin. Ondan sonra hayır isteyen zaten rahmet ilahi.
Halketen kudret-i Rabbani. Hayrede bizim bir niyetimiz var, o kadar. Sahiplenmek var. Başka hiçbir meziyetin yok. Günahta vücudumuz var. O zaman terakki mi etmiş oluyor? Ediyorsun. Onu sordum. Ne yapar biliyor musun? Nasıl terakki ediyor? Bu bir abi falan, bu kadar insanların şeyi. Şöyle yapayım. Birisine kalem verdim. Allah razı olsun hocam. Çok sağ olasın. İşte bir ders oldu. İstifade ettim falan. Biz tabii onun istifadesine zevk aldık. Veya kalem verdim sen. Ahmet. Yani şey. Sen Tepecik dershanesine gittin mi kardeş? Yok abi. Ya gitmedin mi? Gittim abi. O girerken fark ettin mi binaya? Abi hayırdır? Ya orada ışıldak koydum da yani böyle ceren kesilince falan. Desem, yaptığım hayırları ne yapıyorum? Söylüyorum. Niçin söylüyorum? Her bir hayır, ben bir şey anlatayım. Sebap enerjidir, unutmayın. Enerji. İnsanın bir şeyini sarar. Vücudunu. O enerji, ya donacak, malzeme olacak, buz olacak veya delik açıp pşşşt havalanacak. Şeytan diyor ki, de onu. Yaptığın iyiliği de. Delik açmak istiyor. Bu enerji daha kamil değil. Yani yaptığın iyilik daha enerji. Daha kemalat değil, sevap değildir. De onu. Diyor. Sen de diyorsun ki hayır olur mu? Nefis diyor ki ya de diyor. Teşvik olur diyor. Hayır onlar da teşvik olur diyor. Böyle bir sürü şey, nefsin hilesi var. Sen yutkunuyorsun. Hayır söz. Peki o söylemedikçe söylemedikçe o enerji var ya hayır. Allah şöyle bir şey yapıyor. Her bir hayırda vücuttan çıkan bir enerji var. Enerji. Melekler onunla tanır. Her bir günahla da şeytan öyle tanır. Enerji. O enerji eğer delik yapıp tahliye etmesen o durur. Durur. Buzuşur. Buzuşur. Seneler geçtikçe o gaz dönüşür ve dönüşür. Değişir ve dönüşür. Buz olur. Malzeme olur. Sende de kullanır. Eğer yaptığın zaman hani harama bakmadığınız zaman diyor, haramdan alacağınız nefsane lezzet kadar kalbinize ruhani lezzet koyacağım diyor. Allah'ın vaadi var Kur'an'da. Tamam mı? O yaptığımız iyilik vücutta çıkan bir potansiyel enerjidir. Yani veri, Allah cevap veriyor. Hemen ruh bir enerji salgılıyor. O enerji böyle insan deme ihtiyacını duyar. Nefis, delik açmak ister. Pişş, balon gibi. Eğer balonun havayı, yani suyu, mayıdır bak, buzluğa koy, donar, biraz da çarptım patlatır. Tamam. Ha, eğer demeseniz o gaz donar, kalıp olur, sevap olur. İşte günahları da böyle, yani günah seviyesi, hani söyleyince sevaplar uçuruyor ya, günah oluyor. Böyle tutabilirsin veya geçmiş günahlarını da iki büklüm olmana, kul olmana vesile yapacaksın. O zaman bu noktada günahınızı da kullanın. Gurur ve kibirlenmeye, kendi meşrebini mutlak herkesten üstün görmeye, böyle sizi, bizi nefis aldatırsa, hatırlıyor musun? Yaptığın o pislikler var ya, ya yaptığın şu iyilikler o günahlarına kefil olsa da, kefaret olsa da, onlar silse de yeter. Gururlanacak adam mısın lan? Karnında ne taşıyorsun? Geylan öyle demiş. Adam bir tanesi mafya Bağdat'ta Efe ceketini atmış omuzuna. Hava atıyor. Geylan'ı bu. Ayakkabıyı da şimdiki tabirle basmış böyle. Takkur tukur gidiyor. Çok özür dilerim ama. Geylan'ın dediği futuhu kayıtta geçiyor. Özür dilerim ifadesini aynı söyleyeceğim. Kırpmayacağım ki metin olsun. Gelen demiş ki, ne bu gurur, ne kibir demiş. Ne, dağları mı aşacaksın, ayette var ya. Yerin dibine girip semaları mı aşacaksın? Gelen'i de tanımıyor galiba. Adam diyor ki, galiba beni tanımadınız dedi. Gelen'i, tanımaz olur muyum dedi seni. Başlangıcın bir damla pismeni, sonun bir avuç toprak, ikisi arasında yürüyen ve karnında bok taşıyan bir mahluksun dedi. Bu, özür dilerim. Bu karnında bokun üzerindeki diyor kafada gurur olur mu? Özür dilerim ama dedi yani. Der tabii. Karnında bilmem neyi taşıyanın üzerindeki kafada gurur mu olur?
Ula bir baktı adam, hakikaten ya, karnımda adam bir tanesi poşet. Ne taşıyorsun lan? Altı mı taşıyorsun? İki poşet var, 5 kilo 5 veya 3 kilo 3 kilo. Sevine seni gidiyor. Abi baktık insan pisliği, kendi pisliğini taşıyor. İnsan kendi pisliğinden gurur duyar mı? Vay be ne adammışım. La karnımızda bunu taşıyoruz. Ya karnında bu olanın üzerindeki kafada, onun üzerine kurulan kafada gurur mu? Ne taşıyorsun lan? Başlangıcın belli, sonun belli. Ortada, karnında bilmem ne taşıyan bir mahluksun demiş. Bir de Hazreti Ali'nin sözü var bu manada. Hayatta gayesi mideyi doldurmaksa, hayattaki gayesi, onun değeri dedi, o midenin akıbetinde çıktığı kadardır. O ismini söylüyor. Ne çıkıyorsa, onun, çünkü netice o. Eşya, zamanın, başka bir şey, devam ediyorum. Eşya zamanın hareketin içinde manalanır, mana çeşitlerini yüklenip vasıflanır. Zaman eşittir, vakit farklıdır. Sabah namazı zamanı ile akşam namazı, öğle namazı zamanı aynıdır. Tık tık, saniyede tıklıklar değişmez. Ama farklı konumlanması, güneş doğması, tepede olması, batması, işte şey olması, işte kış olması, olması, bunlar vakittir. Zaman içindeki vasıftır. Onun için namazın vakti diye geçer 9. sözde. Her bir namazın vakti diye. Her bir namazın zamanı demiyor. Eşyanın, bak eşya zamanın hareketin içinde manalanır, mana çeşitlerini yüklenip vasıflanır. Hareketsizlik her şeyin son noktasıdır ki o da esma ilahiyedir. Bir şey mesela taşı aldınız. Dağdan aşağı yuvarladınız. Yuvarlanır mı? Ne zaman durur? Bitince abi. Ne bitince? Daha bitince. Yani karar. Karar kılınca taş durur. Durmasına kemalat denilir. Yani karar kılmış. Artık tepen kuvvetle iten kuvvet eşit olmuş. İşte eşyanın hareketsizlik mertebesi esmadır. Esmanın nihayetsiz mertebesi olduğundan cennette insan devamlı hareketli olacak. Devamlı daha lezzet, daha lezzet. Ne zaman olacak? Esmanın sonuna kadar. Esmanın da sonu olmadığı için cennette sonsuz terakki vardır. Hakikatların esmadan, merkezden, hakikatların yani esma nedir merkezden uzaklaşmalarından doğan farklılıkların zemini zamandır. Bak. Esma merkez. Nihayetsiz mertebesi var. Dırırırt diye. Bunların komplesinin adına zaman diyoruz. Bak, hakikatların esmadan uzaklaşmalarından doğan farklılıkların zemini zamandır. Hakikatların birbirine karşı nispetlerinden çıkan şekle ise şekile zaman denilir. Bir daha okuyayım. Hakikatların birbirine karşı nispetlerinden çıkan şekle zamandır. Esma'nın nihayetsiz mertebesi var. Bu nihayetsiz mertebelerinin silsilesine zaman diyoruz. Sıfatların da nihayetsiz mertebesi var. Nihayetsiz her bir sıfatın mertebesinin doğrultusuna da zemin diyoruz. O çizgi zamandır, o çizgi zemindir. Mahiyetlerin merkezi olan sıfattan uzaklaşmasından ortaya çıkan farklılıkların cemaline mekan diyoruz. Şöyle diyeyim. Burada bakın. Hani tabela yok ya. Esma. Tamam mı? Esma. Burada tecelli ediyor. Dır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 
Bu Rahman, Rahim, Kerim, Latif, Alim, Semi, yani bütün isimler var. Hepsinin nihayetli dırr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 r
çizgidir. Birleştirilmiş. Bu birleştirilmişe zaman denilir. Bu manada. Şimdi sıfatları diyorum.
Cenab-ı Hakk'ın sübuti sıfatı var. Semi, basir, semi, basir, kudret, hayat, ilim, kelam. Hepsinin de nihayetsiz mertebesi var mı? Var. Alemi şehadet, kainat bu es sıfatın nihayetsiz mertebesinden bir mertebesiyle yapılmış. Bütün sıfatların, zatı ve subuti sıfatların nihayetsiz mertebelerini bu taraftan zıttından bir çizgi çiz. Bu çizgi, bu dırrrrtlar var ya noktaların, bu dırrrrtların, bu noktaları birleştirmiş bu çizgiye de mekan diyoruz. Sıfatların nihayetsiz mertebesindeki bir mertebe. Yani bak bir daha söylüyorum. Kudret. Kudret. Ne kadar mertebesi var? Alem-i şehadet bir menzildir. Cennet, cehennem, ezel ve ebede doğru gidiyor bu kudret. Nihayeti var mı tecellisinin? Yok. Yani dünya böyle yuvarlak düşünün. Zaman hat müstakimde gitmiyor. Tamam mı Resul? Öyle gitmiyor. Daire var hareket ediyor diyor. Hutbe-i Şamiye'de. Şimdi kudretin zaman geçti ama biliyorum. Bunu bir şey yapayım. Kudretin nihayetsiz mertebesi var. Bu kudretin bir mertebesinden alem-i şehadet yapacaksınız. Bu hayat mertebesinden alem-i şehadet yapacaksınız. Semi mertebesinden veya alem-i şehadet yapacaksınız. İşte bu nihayetsiz mertebesinden bir çizgi çizerseniz bu çizgiyi yoğurdu Allah, kainat yaptı. Bu işte sıfatların aynı yerden kesilme mecmuna mekan diyoruz. İşte tabela olsaydı çizerdim. Artık kim ne anladıysa. Devam ediyorum. Mahiyetleri merkezi olan sıfattan uzaklaşmasından ortaya çıkan farklılıkların cemaline de mekan diyoruz. Zaman, hakikatların merkezi olan esmadan uzaklık farklılıklarının cemidir, zeminidir, nehridir, şerididir diyor usta. Zaman ustad kullandığı tabirleri söylüyorum. Esmanın nihayetsiz mertebelerinin bir çizgiye tespit tanesi gibi getirilmesine veya varlığın ifade edildiği zemindir veya nehirdir veya şerittir veya perdedir diyor usta. Eğer hareket yoksa herkes her şey merkezindedir. Bu da tam uyum demektir. Esmalar kendi aleminde nihayetsiz mertebelerinde nihayetsiz uyumludur. Allah'ın esması, Allah'ın nihayetsiz esması nasıl birbirini kaşatmıyor? Hepsi aynı mertebede birbirine uyumludur. Hareketlenmesinin sebebi her bir esmanın farklı tecellisine muhatap olduğumuzdandır. Toprakta hareket pek yoktur, varsa azdır. Çünkü farklı esmanın mertebesine mazhariyeti yoktur. O zaman bizim bildiğimiz olan zaman hakikatleri olmaz. Esmaları kendi hakikatlarının farklı farklı zuhuratlarından çıkan farklı tecellilerin, noktaların birleştirilmiş entegresidir zaman. Onu inşallah size çizgide gösteririm. Nasıl yaparsın Resul sen? Şunu çizebilir miyiz? Yapabilir misin? Yaklaştın. Şu. Görüyor musun bunu? Gördüm abi. Bak, diğerini göstereyim mekanı. Şunu da yaklaş, bakayım. Yaklaştırabilecek misin? Yukarıdaki mi abi? Evet, elim nerede? Dik önce uzaklaştır, uzaklaştır. Ondan sonra. Tamam, gördüm. Ha, ondan sonra yaklaştıracağız. Gördüm abi. Bak, şu, şimdi anlatıyorum. Şu çizgiler var ya kırmızı. Esmanın ve sıfatın nihayetsiz mertebesidir. Bak, görüyor musun çizgi net? Gördüm abi, gördüm. Ha, bak, şu çizgiler esmanın mertebesi. Nihayetsiz. Şuradan biz renkli bir tane çiziliyor, görüyor musun? Gördüm, evet. Ha, bu çizgiler esmanın bir mertebesini, bütün esmanın aynı eşit mertebesi, aynı eşit mertebesini çizdi Allah. Bu eşit mertebesini hulasalandırdı, bir getirdi buraya koydu kainata. Bu bu birbirlerine aynı noktada birleşen şu şerittir. Görüyor musunuz? Ustad şerittir diyor. Nehre de benziyor, görüyor musunuz? Ustad zamana nehir diyor, şerit diyor. İşte şeridi yaptım. Yani esmanın nihayetsiz mertebesinden bir mertebesini Allah şöyle çizdi. O çizdiğini tespit hanelerinin
içine ip koydu. İp. O ip adı zamandır. Yani getirdi Allah bu kainata bu şeridi koydu. Nehir oldu. Bir de şerit oldu bu zaman. Şimdi bu çizgileri esma demede sıfat de. Esma'nın böyle esma ve sıfatlar var, tamam mı? Onların da nihayetsiz böyle mertebesi var. Sıfatta da böyle bir çizgiyle geçir. Mesela Semi, Basır, Latif, Kadir, Hal, Vahdaniyet, Muhalefetun Havadis vesaire. Zatı ve subuti sıfatların hepsinin böyle nihayetsiz mertebenin bir çizgi çiz. Onları bir iple bağla. Getir buraya. Onun adı da mekandır. Birisi esma, zamanın kaynağı esmadır, mekanın kaynağı sıfattır. Hızlı hızlı okuyayım. Tecellilerin farklı tecellilerinde meydana gelen noktaların, anların toplanması, çünkü zaman yoktur, an vardır, tık 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 tık. Anlar zam almıştır, zaman olmuştur. Zaman yoktur. Bir an öncesi yok, bir an sonrası yok. Tık 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 var. Anların cemine zaman denilir. Noktalar anların toplam birleşmesinden çıkan şekil nehir, şeritlerin adına zaman diyoruz. Bu noktaların hakikatlarını ifade ederek aslına doğru süratli hareket etmelerinden nispet hakikatları çıkıyor. Bu noktaların, bu çizdirmiş olduğum noktaların üstüne ve aşağısına doğru kıyas ederseniz bunun adı da nispi hakikattır. Gelirken hakikatler esmadan çıkan farklılıkların toplamının adıyla zaman, şahadetten bu sefer aslına doğru suratla hareket eden hakikatların ifade ettikleri anların toplamından çıkan şekle de nispet hakikati denir. Emri nispi, emri itibari. Emri nispi, emri itibari şudur bu manada. Emri nispi, alem işi, hani dışarıdaki eşya ile kıyas yoluyla alınandır insan. Yani büyük binadır, küçük bina, gece kondu. Şey, bu çok büyük bina, niye gece konduya göre? Bu büyük bina dediğimiz şey şu, Levent'teki gökdelene göre küçüktür. Bak değişti. Bu nedir? Nispi. Emri nispi dediğimiz kainatta sabit bir şey yok. Büyük dediğimiz aynı zamanda küçüktür. Soğuk dediğimiz başka şeye göre sıcaktır. Beyaz dediğimiz başka şeye göre siyahtır. O zaman kainatı yorumlayıp aldıklarımızın malzemelerini nispidir. O aldıklarımızı kafamızda yoğurarak kıyas yoluyla elde ettiğimize de itibari denilir. Sıfat aleminde farklı zuhuratlardan ortaya çıkan anların toplamına da zemin mekandır. Sıfatların farklı zuhuratlarının toplamının birleştirilmesinden çıkan farklı farklı zuhurat zeminler, sıfatların farklı farklı tecellilerinden çıkan onların toplanmasından çıkan şekil zemin veya mekan denilir. Bu sıfatların zuhuratlarının tekrar aslına doğru hareket etmesine çıkan anların toplamından şeklinin adına da itibari suretler denilir. Bak, biz kainattakileri kıyas ederiz. Nedir nedir birbirine. Bu nispidir. Aldıktan sonra kendi alemimizde yoğuruz da kıyas ederiz. O da nispidir. Şey itibaridir. Dolayısıyla nispetle itibarı alarak, nispeti alarak itibar olarak malzeme yapıyoruz. Sonra biz esma ve sıfatın nihayetsiz mertebesini anlamamıza vesile oluyor bunlar. İki kaynak. Esma ve sıfatla terakki etmemizin kaynağı emri nispidir, emri itibaridir. Hayvanlarda bu olmadığı için terakkileri yoktur. Keşke bunu anlamış olsaydınız. Çünkü simanızdan bakıyorum. Son şey paragraf. Mahiyet, içindeki hakikatların ifadesi, mekandaki farklı zuhuratlarından, tecellilerinden çıkan duruma zaman denilir. Mekandaki farklı farklı zuhuratların cemine zaman, sıfatların farklı farklı zuhuratların anların cemine de süret deniyor. Zaman,
Ustad ne diyor? Zamana şu diyor külliyatta. Nehir deniliyor. Sayfe diyor. Tecelligah diyor. Zamana defter diyor. Ustadın dediği tabirler. Nehir, sayfe, tecelliyat, defter. O zaman mahiyet batına bakar, hakikat zahire bakar. Sıfat batına bakar, esma zahire bakar. İtibari batına bakar, nisbi zahire bakar. Nur zahire bakar, mana batına bakar. Ene'nin iki tane şeyi vardı 31. sözde. Nur ve mana. Nur zahire bakar. Mana batına bakar. Ene'nin iki yönü var. Nur tarafı mahlukat tarafı, Ene'nin mana tarafı vacip tarafı. Geçit alanıdır. Geçittir. Geçittir, tamam mı? Mesela niyet. Niyetin Allah tarafı ihlas, eylem tarafı his. Niyet berzahtır. Bu akşam rüyada gördüm. Mahiyetle hakikat arasında bir berzahtır dediler bana. Niyet okuyorum ya. Ne dediler abi? Niyet. Niyet toplaması okuyorum dedim ya dünkü. Evet. Niyet mahiyetle hakikat arasında bir berzahtır. Tabii ben onu kaydettim. Bir de okuyayım. Mahiyet batın tarafı, hakikat zahir. Yani mahiyet sıfata bakar, hakikat esmaya bakar. Sıfata batın, esmaya zahir. Emri itibari batındır, emri nisbi zahirdir. Nur zahirdir, mana batındır. İhtiyar zahir, irade batındır. İrade, ihtiyar aklın veri tabanını kullanarak tercih melekemizdir, melikelerimizin malikiyetidir. Melekeler var aklımızda. Bir sürü malzemeler var. Hepsinin adı melekelerimiz, cebredici. Cebrail, cebredici, ceberut. O melekelerimizin malik olma halinin tercihidir, ihtiyar. İrade ise kalbi sıfattır. İhtiyar aklı bir sıfattır. İrade kalbi bir sıfattır. Ustad diyor ki, cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Demek ki ihtiyardan daha arkada, daha latif, daha merkezde bir tercih merkezi var. O da irade. İhtiyarımı bıraktım diyor. Cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim. Demek ki vazgeçeyim mi geçmeyeyim mi diyen bir irade var. İrade kalbi ve ruhu bir sıfattır. İhtiyar şeye bakar, akla bakar. İnsanı düşün, hep mükemmellik olsa, olumsuzluklarla karşılaşmasa acaba iyiliklerine ulaşabilir miydi? İyiliklerin arasındaki bağın adı olumsuzluklardır. Birbirine o yolla varılır, yazı kadar kıymetlidir harfler arasındaki boşluklar. Ne anladıksa odur. Ama biraz ehli olsaydı, ara muhatabım yani bu dersi dinleyen, biraz bu derse uygun insan olsa da beni keşke yönlendirse soruyla öyle mi ya, şurada böyle yazıyor şunu dese, böyle cemaata, böyle bir arkadaş zeminine senelerden beri hayşkerim, hasretim, bekliyorum bakayım rahmet ne zaman çıkartacak. Böyle bir vakıf grubu, yani cemiyetten demiyor. Keşke cemiyet olsa, cemiyette de var ama onlar elime geçmez, çalışıyorlar vesaire. Ama Allah öyle bir grup inşallah nasip ederse bana, bu ümmet-i Muhammed'e istifade etmez Risale-i Nur'un. Mesela 59 sayfayı okudum. Hepiniz böyle nini dinler gibi, çünkü tefekkürünüzde bunlar yok, siz de haklısınız. Ama yani bu işte biraz meşgul olan, biraz merak etmiş, ya bunun emri nisbi, emri itibari, varlığın boyutları, varlığın mertebeleri, hakikat, mahiyet, batın, zahir, sıfat, esma, mülk, melekût, tamam mı? Böyle veya işte zıtların, cemi zıtlar nereden kaynaklanıyor? Allah karanlık değil, karanlık nasıl çıkıyor mesela diye. Böyle merak edenler, böyle 3-5 kişi olsa beni öyle bir yerlere, beni hem yetiştirirler, hem beni yeni yeni araştırmaya, ama ders ortasında olacaktır, beni yönlendirmeye, farklı farklı konunun kanatlarının açılmasına vesile olur. Mesela için mesela hala ders mesela 1,5 saat oldu. Hala patlayacak şeyim yani böyle. Keşke olsa da bir onları da bir çıkartabilsem. Ama yok.
ne yapayım? Mesela bazı dersler var. Bazı dersler var mesela. Diyelim ki cevher dersi olacak. Aşk. Yani mesela diyorum o bilirler sizi bir yere taşır. Bakıyorlar, dinliyorlar. Ne yapayım yani? Biz şey yapsa, mesela emrin ismi şey yapar, seni bir yere taşır. Yani mesela bu ders. Bu ders en az, inanın bana, 3 saatlik derstir. Yani yönlendirseler Adem'i vücut, iradeye nasıl bakıyor. Adem kudrete bakıyor, vücut iradeye bakıyor. Nereden kaynaklanıyor, niye böyle falan. Yani keşke bu işte yorulmuş ama keşke demeyelim. Herkesin merak sahası farklıdır. El arifu tekfül işare, arife işaret yeter diyorum ama gönül isterdi ki bu Risale-i Nur'un bu mertebesi de bilinsin, merak edilsin, müzakir edilsin, konuşulsun istiyorum. Hep zalde kalmasın. İki asker varmış, tamam mı? İki asker varmış, gidiyorlarmış. Bir dağ varmış, dağ patlamış. Ana işte korkma. Ramazan'ın hikmeti vesaire. Sırf oraya has etmeseydik de bardağı yalamasaydık, biraz batına geçseydik. İstiyorum tabii ama ben istiyorum. Risale-i Nur'un her bir kelimesini unutmayın. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın. Ve huve bi kulli şeyin alim. Cem eden alim. İşte her Risale-i Nur'un kelimesine evveli var, ahiri var, zahiri var, batınısı var. Uygulayayım. Çekirdek evveldir, meyve ahirdir. Ağacın sureti zahirdir. Ağacın sistemi, sistematiği, fabrikasyonu batındır. Onun için her bir mananın evveli var, ahiri var, zahiri var, batınısı var. Risale-i Nur, mesela Adem, evveli var, ahiri var, zahirisi var, batınısı var. Mesela niyetin evveli var, evveli mahiyet, ahiri hakikat, zahirisi, fiil, his, batın, batınısı, niyeti yapayım, rüya, gördüm rüyada. Niyetin evveli mahiyet, ahiri hakikat, batınısı hissiyat, zahirisi fiiliyat. Niyet araştırıyorum ya, gece gündüz onunla yatıyorum, masamda görüyorsunuz abi. Niyet, niyetin nedir? Bir baktım niyet zeminmiş, niyet zamanmış, niyet ruhmuş, niyet hayatmış. Niyetin de niyeti varmış. Eşyanın hayatı niyetmiş. Ruhun ruhu niyetmiş. Hayatın hayatını. Ama niyetin de ruhu, niyetin de hayatı ihlasmış. İhlas, bir düşük niyet, bir düşük hissiyat, bir düşük eylem. Niyetle uğraşıyorum. Niyetin üstü ihlastır. Altı hissiyattır. Çok tuhaftır. Niyetin, niyet merkezi mahiyettir. İfade ettiği taraf hakikattır, esmaya bakar. Niyeti bir daha söylüyorum. Ortaya al niyeti, yuvarlak niyet de. Evveli mahiyet, ahiri hakikat, zahiri fiiliyat, batınısı hissiyat. Ya, ya bırak kardeşim tasavvufi manalı. Tasavvuf değil, ne olur gözünü seveyim. Risale-i Nur manalar bunlar. Ne olur yapma. Risale-i Nur tuhaf. Baş döndürüyor. Şu anda bir hafta oldu niyet okuyorum. 9. sayfadayım ya. Bir haftada, bir iki hafta sürer. Bir ay sürer yani niyet nedir? Ruh mudur? Niyet ruh mudur? Akıl mıdır? Latife midir? Latife-i Rabbaniye midir? Duygu mudur? Hissiyat mıdır? Meleke midir? Ahlak mıdır? Huy mudur? Mahiyet midir? Hakikat mıdır? Nereden... Nereye bakar? Çanak anten. Nereye bakar? Neyi ifade eder? Niyet çanak antendir. Uydu mahiyettir. Televizyon hakikattır. Televizyon içindekiler eylemdir. Sana yaptığı tesir hissiyattır. Ama aynı şeyi uygularsak ceyranı hissiyattır. Uydu mahiyet. Yani bir şey kavradığınız zaman misal vermek çok kolay, basit oluyor. Alıyor. Ya nerede bu hatırına geliyor misal? Kardeş, onu hazmettin mi artık kullanamayacağın hiçbir yeri yok.
Mesela uydu mahiyet. Çanak anten niyet. Bal ihlas. Televizyon kutusu ceset. İçindeki enerji program, hissiyat, görüntü televizyondaki fiiliyat. Ma'akhir davahum enelhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha'tı ve salavatı.